tüketildiği bölge. Bir de Avrupa'ya satma imkanı da olabilir. Pik saatlerin farkından dolayı onların ihtiyacı olduğu saatlerde biz 1-2 saat daha farklı olunca onlara satma imkanı olacak ve onlardan elektrik alma durumu olacak. Aynı zamanda Toroslar, İskenderun, dikkat ederiz Hatay bölgesi, Mersin, kuzeyde Sinop, Karadeniz bölgesi, Marmara'nın iç kısımları, hatta o Çanakkale bölgesi, o Biga Yarımadası, oralar son derece iyi. Hatta Marmara denizinin içi de dikkat ederseniz kırmızı. Evet. Yani orada da mümkün. Bandırma ve Trakya bölgesi son derece zengin. Efendim, rüzgar tabii, enerjisi tamamen risksiz, %100 güvenli bir enerji türü mü? Bir radyasyon etkisi var mı? Hayır, hiçbir şey yok. Yalnız şu söylenebilir, yani zaman zaman bu kuşlarınla çarpma durumu oluyor. Yani bunlar olabilir. Onun dışında esmediği zaman da sizin yedek kapasitenizin hazır olması lazım. Üntay Bey'in bahsettiği nokta o. Yani onun yedeklenmesi lazım. Bu çok ama mümkün mü? Tabii mümkün. Yani mümkün ama şu var. Bizim ülkemiz büyük bir ülke olduğu için, yani diğer Avrupa ülkeleri gibi küçük değil. Yani esmediği zaman başka bir yerde esme ihtimali, imkanı var. Yani ihtimal olarak söylüyorum. Hı. Onun dışında da tabii yedek kapasitenizin hazır olması gerekiyor. Yani bu da rüzgar alternatifi değil tabii ki. Rüzgarın alternatifi başka bir enerji kaynağının olması. Yani sabit enerji kaynaklarınız, kömür olabilir. Tabii kömür, evet. Baraj olabilir, çünkü hidroelektrik santraller olabilir, nükleer olabilir. Bunların hepsini bir bütün olarak ele almak lazım. Bizim buradaki en büyük farklılığımız, hem haritayı çıkarttık, millette bir rüzgar bilincini somuta döktük. İkinci olarak da yasayla beraber teşviği koyduk. Şimdi bir üçüncü hedefimiz daha var. Eğer kısmet olursa, bunu da eğer yaparsak, o zaman dört dörtlük bir çalışma olacak. Bu rüzgar türbinlerinin diyelim ki 10.000 megawattının kurulması eğer söz konusu ise, ki çok rahatlıkla bu birkaç sene içinde gerçekleşebilir, iletim hatlarını da oluşturabilirsek, ki onun için arkadaşlara gerekli direktifi verdim. 10.000 megawattın çok rahatlıkla 10-12 milyar dolarlık türbin ihtiyacı olacak. Evet. Bunu biz bu kadar büyük ihtiyaç olan bir ülke dışarıdan para verip de alacağına, bunu Türkiye'de yapalım dedi. Böyle bir yatırım istiyor. Evet. Aynı şekilde sanayicilerimize ben bunu hararetle tavsiye ediyorum. Bunu önce yabancı bir modelle bunun ithalatı yapılabilir. Sonra yerlilik oranı artar. Bu tabii bir yol. Ayrıca bir şey daha yaptık. Temsan diye bir kuruluşumuz var. Yerli türbin dizaynına başladık. Ve bir tane ürettik evler içinde. Şimdi onu çoğaltacağız. Yani Türkiye'de bunun imal edilmesi bize 10-12 milyar dolarlık bir sektör oluşturacak. Eğer 10.000 megawattlık bir türbünü eğer artırırsak daha fazla olacak. Dolayısıyla bu aynı zamanda otomotiv sektörü gibi başlı başına bir sektör oluşturacak. Bir standardı var mı Sayın Bakanım? Şu an türbin standardı var. Şimdi Almanya'dan, İtalya'dan, değişik ülkelerden Türkiye'ye bunu pazarlamak isteyenler var. Var. Birinci nesil olanlar var, yeni olanlar var. Mesela atıyorum bir birinci nesili getirirken Türkiye buna yasak koyabiliyor mu? Mevcut yasalarda getirmeyin diyebiliyor muyuz? Şimdi yasak koymaktan ziyade getirdiğin zaman teşekkür para kazanamaz. Evet. Veya öbüründen daha fazla. Benim burada söz konusu. Neticede daha evvelden 1 megawattın altındaydı. 2 megawattlıklar çok yaygın kullanılıyor. Ve direkt boyları da 20 metreydi. Şimdi 50'ye çıktı. Şimdi 100 metrelikleri ve 5 megawattlıkları var. Yani bir direkt diyelim, kurduğu zaman direkt diyelim adına, ki aslında içi bayağı büyük, yani içinde ölçüm bayağı oda, görmüşsünüzdür. Ve içinde kontrol odası var ve içinde merdivenlerle yukarı çıkıyorsunuz. Yani dışarıdan böyle direkt gibi gözüküyor ama bir mekan yani aslında. Dolayısıyla şimdi 5 megawattlıkları var. Ama ikileri çok kullanılanlar. Dolayısıyla bu aynı zamanda verimlilik sorunu olduğu için bu şekilde hareket edeceklerdir. Burada zaten bu müracaatların fazla oluşu da bu eliminasyonu yapacak. Aynı şekilde sular için söyleyebiliriz. Derelerden elektrik elde etmek üzere. Bunda da biz bir proje başladık. Bütün derelerin üzerinde çalışmalar yaptık. Su kullanım hakkı diye yönetmekte değişiklik yaptık. Yenilenebilir enerji onu da kapsıyor. 10 yıl alım garantisi oraya da koyduk. Ve küçük türbinlerle, değirmen türü dediğimiz türbinlerle akan sularda elektrik elde etmek üzere.
Hani bir zamanlar canımızı sıkıyordu. Su akar Türk bakar diyorlardı. Şimdi artık su akarken Türk bakmayacak. Yani bu söz bizi üzüyordu. Şimdi elektrik üreterek hem çevre dostu bir enerji türünü kullanmaya çalışıyoruz. Burada da gene Temsan, bu görünmeyen kahramanlar. Evet, o 14 çeşit türbin dizayn yaptı ve üretti. İki tanesi tasarım halinde. Bunların bazıları